Dubai'den Yüzen Villalar Projesi. 2016 yılı sonuna kadar ilk teslimatları başlayacak olan Yüzen 42 Villa, Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle de Dubai tarafından arza göre üretilen çok farklı ve inovatif bir konsept. Floating Seahorse, yani yüzen deniz atları olarak adlandırılan proje, yüzen lüks villaların görünen kısmından ziyade suların altında gizlenmiş kısımlarıyla da oldukça ilgi görmekte. Her bir villa ortalama 1700 metrekare alana sahip olacak şeklinde tasarlandı. 3 kattan oluşmakta olan yüzen villaların 2 katı su yüzeyinde, 1 katı ise su altında olacak. Üst katlarda duş, mini mutfak, mini bar ve jacuzzi bulunurken, mimarlar duvarları ve yer yer katların arasını da camlardan oluşturarak görüntü güzelliğine güzellik katmış. Orta kat, oturma odası, tam donanımlı mutfak ve yemek odasından oluşurken, yatak odası ve banyo suyun altında yapılacak olan son katta bulunacak. Kendi özel akvaryumunuzda olma hissini yaşayabileceğiniz bu villa projesiyle sadece deniz manzarasını görmek değil, gördüğünüz manzarayla iç içe yaşama imkanına kavuşacaksınız. Türk Hava Yolları 6. kez Avrupa'nın en iyisi seçildi. Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları, bu yılki Skytrax sonuçlarına göre en iyi business class ikram servisi, en iyi business class özel yolcu salonu ikramı ve Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi ödüllerine layık görüldü. Ödüller geçtiğimiz gün Londra'da düzenlenen törende Skytrax CEO'su Edward Plaisted tarafından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya takdim edildi. Küresel havacılığın farklı alanlarında ticari kaygılardan bağımsız, performans esaslı yürüttüğü araştırmalarla havayolu şirketlerini her yıl düzenli olarak ödüllendiren Skytrax, geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi bu yılda Türk Hava Yolları'nı Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi ilan etti. Bayrak taşıyıcı havayolu aynı zamanda Avrupa'da bulunduğu bölgenin en iyisi seçilerek peş peşe 6. kez Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi unvanına sahip oldu. Rusya'da internetten Türkiye aramaları artıyor. Türkiye'ye tur satış yasağının kalkması üzerine tur operatörleri Rusya'dan turist getirmeye başlarken internet üzerinden bireysel aramalarında arttığı belirtiliyor. Seyahat sitesi Momondo'nun verilerine göre son günlerde Türkiye'ye yönelik uçuş arayan Rus turistlerin sayısı %59 oranında arttı. En popüler destinasyonsa Antalya. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik tur satışı yasağının geçerli olduğu 16-26 Haziran tarihleri arasında Türkiye, Rus turistlerin yurt dışında en çok aradığı 5. ülke konumundaydı. Yasağın kalkmasının ardındansa uçuş aramaları hızla artmaya başladı. 30 Haziran-10 Temmuz periyodundaki %59'luk artış, Türkiye'yi İtalya ve İspanya'nın ardından 3. sıraya taşıdı. Diğer verilere göre Rusların en çok uçuş aradıkları destinasyonlar arasında Antalya yer alıyor. Antalya'yı sırasıyla İstanbul'daki havalimanlarıyla Dalaman, Gazipaşa ve Bodrum takip ediyor. Diğer yandan talepteki artış Rusya-Türkiye arasındaki uçuş fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.